Tristan, kanalımızda birçok kez yer almış olan bir kişi, evinde açıklanamayan doğaüstü olayların belgelendirilmesine başladı. Olaylar, nesnelerin görünmeyen kuvvetler tarafından sık sık yer değiştirmesi ve rahatsız edici vurma sesleri, ayak sesleri ve bunun gibi birçok olay. Özellikle son videolarından birinde, onu uykusundan uyandıran bir dizi olayı kayda aldı. Gece yarısı Tristan kapısının gıcırtısıyla uyanarak kapının yavaşça kapandığını gözlemledi. Her hareket sanki görünmez bir el tarafından yönetiliyordu. Bu olay onun tüylerini diken diken etti ve gerçekten çok korkuttu. Ama bu olay dehşetin sadece başlangıcıydı. Tristan, yatak odasından gelen bir gürültü duyar ve cesaretle gürültünün kaynağına doğru yola çıkar. Ancak odaya yaklaştıkça, bir örtü altında gizlenmiş bir figürle karşılaşınca cesaretini kaybeder. Dona kalmış bir halde, hayaleti gözleri önünde havaya karışırken izler. Gergin bir şekilde, yatak odasının eşiğine yaklaşır, ancak tekrar baktığında oda tamamen boştur. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi? Yoksa aldatmaca mı? Yorum sizde. Eski ve harabe bir evi titiz bir şekilde yenileyen Rakim Mills, aniden korkutucu bir sesle karşılaşır. Sonraki keşfi onu korku içinde oradan kaçmaya zorlar. Doing this cabinet crown. And I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? 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 Anybody here? Hello? Hello? The heck is that? Hello? Who is it? The Kapının yavaşça kendi kendine açılması sanki onu tuzağa düşürür gibi oraya çeker. Bodruma ilk baktığında bir şey göremez. Ama aniden bir şey onu bodrumun derinliklerine doğru çeker. Yere düşen telefon ve gelen sesler ortamı iyice korkutucu hale getirir. Bunun neyin yaptığına dair soru işaretleri ise cevaplanmış değil. İzleyicilerin ortak görüşü bu videonun gerçek olduğu yönünde. Rakim Mills'in evde tek başına olduğu kanıtlanmış durumda ve videoda herhangi bir hile izi bulunmadı. Ancak videoyu izlerken mantık dışı bir rahatsızlık hissi izleyenleri terk etmiyor. O evde neler olduğu ise hala çözülemeyen bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu böldüğüm için özür dilerim ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Kick platformu üzerinden cuma geceleri canlı yayınlar yapıyoruz. Sohbet ediyoruz ve korkutucu videolar izliyoruz. Seni de aramızda görmeyi çok isterim. Kick kanalımın linkini video açıklamasında bulabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Kevin ve Alexis, kötü ruhlar ve şeytani varlıklarla dolu olduğu söylenen meşhur bir yere korkutucu bir keşif gezisi düzenlediler. Oraya varır varmaz havada yoğun bir kasvet hissi vardı. Kevin, harap olmuş bu yapılardan birine girerek diğer dünyadan gelen varlıklarla temas kurmaya kararlıydı. Alexis ise çevreyi keşfederken, Kevin'in içeride karşılaştığı olaylar açıklanamaz derecede korkutucuydu. Yes, I did. Venga, a la madre, madre. I'm having fun. Cállate, cállate. Madre, no madre. No te tengo... ¡Ah! ¡Ah, madre! ¿Qué pedo? Güey, cámara 2. Mames, güey, me acaban de jalar, güey. Me acaban de jalar. Ok, güey, ahorita voy para allá, nada más espérame tantito, güey. ¿Qué traes, güey? ¿Por qué no hablas bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ahorita voy, es que creo que vi a alguien, güey. Ahorita me voy a intentar ir silencioso, espérame. No mames. No mames, güey. Lo más pronto posible que puedas venir, güey. Ya vámonos de este lugar, güey. Ya vámonos. Ok, ya voy para allá, espérame. Kevin iletişim kurmaya çalışırken aniden yere düşüyor, sanki görünmez bir güç onu itmiş gibi. Ayağa kalkan Kevin bilincini kaybetmiş gibi hareketler sergiliyor ve birden yere düşerek baygınlık geçiriyor. Daha sonra Kevin'in yanına gelen Alexis onu oradan çıkarıyor ve araştırmalarına devam ediyorlar. ¿Quiere entrar? No. No manches. Güey. Vi algo asomarse. Ahí. Vi algo asomarse. Radyodan gelen rahatsız edici sesler Kevin ve Alexis'in tüylerini diken diken etti. Ancak Kevin, dikkatlice baktığında bir pencerenin ardından onlara bakan bir figürü fark etti. Hızla harekete geçip bölgeyi aradılar ama hiç iz bulamadılar. Videoyu inceleyen izleyiciler, Kevin'in yanında beliren gizemli gölgeyi fark ettiler. Bu kaydedilmiş bir paranormal olay mıydı, yoksa sadece bir aldatmaca mı? Yorumu size bırakıyorum. Ünlü şehir kaşifi Colin, YouTube kanalı The Bearded Explorer için Fransa'da terk edilmiş bir evi keşfe çıktığında oldukça ilginç bir yer buldu. Bu iki katlı ev yıllardır terk edilmiş gibiydi ve içeride eski zamanlardan kalma eşyalar, fotoğraflar ve kişisel eşyalar dağınık halde bırakılmıştı. Colin, binanın her köşesini dikkatle incelerken her anı videoya kaydediyor ve izleyicileri için belgelemeye çalışıyordu. Terk edilmiş evin karanlık atmosferi ve unutulmuş eşyalardan yayılan tuhaf hisler keşfi daha da ürkütücü kılıyordu. Colin, bu keşfi sosyal medya takipçileri için hem videolar hem de fotoğraflarla özenle belgeledi. Right guys, well that is it for today's video. Hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is TheBeardedExplorer_. Also go and check out the Facebook page. Like always, I put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. Colin, videolarını daha sonra izlediğinde fark edemediği ürpertici bir detaya rastladı. Bir odayı incelerken pencerenin yanında yer alan perdenin arkasında ona bakan bir figürün gölgesi vardı. Bu gölge ilk başta fark edilmese de dikkatli bir izleme sonucunda ortaya çıkmıştı. Odaya ilk girdiğinde böyle bir şey görmeyen Colin, görüntüleri incelediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Daha da tuhaf olan ise bu figür kaybolmadan önce sadece birkaç saniye boyunca perdenin arkasından beliriyordu. Colin perdeye geri döndüğünde orada hiçbir şey yoktu. So we'll start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside and it has. We've got some more photographs here, look. The ceiling is completely covered in mould. bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God, that 5 minutes in the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. It looks as if something's been climbing in here and sleeping in here maybe. Videonun YouTube'a yüklenmesinden kısa bir süre sonra bir izleyici başka bir açıklanamayan olay daha fark etti. Bu kez yatak odasında, dolap aynasında bir çift ayak görünüyordu. Ancak Colin, odanın ilk kaydını yaptığı sırada böyle bir şey fark etmemişti. Kamera tekrar perdeye yöneldiğinde, odaya dair tüm görüntülerde ayaklar kaybolmuştu. Colin'in bu videosu, yalnızca bir paranormal fenomeni değil, belki de iki farklı ürkütücü olayı belgelemişti. Araştırmanın tamamını The Bearded Explorer kanalından izleyebilirsiniz. Alberto del Aro ekibi, titiz bir araştırma sonucunda karanlık bir geçmişe sahip, harap olmuş başka bir terk edilmiş yapıyı araştırmaya koyuldu. Bir zamanlar sıradan ve huzurlu bir aileye ev sahipliği yapan bu bina, önceden tahmin edilemeyen bir trajediyi barındırıyordu. Kaderin kara bir gecesinde, ailenin reisi, ailesinin hayatına son verdikten sonra, aynı akıbeti kendisi de yaşamıştı. Bu akıl almaz trajediden sonra, yerel halk bu bölgeyi kötü enerjilerin yuvası olarak görmeye başladı. Kötü şöhretine rağmen, Alberto ve ekibi bu yerin derinliklerini keşfetmeye ve anlamaya kararlıydı. Escuché como un ruido raro. Hay botellas de alcohol aquí. No creo que sea casualidad. Santa Difna, dice ahí. Parece que era de unas personas muy religiosas porque se alcanza a ver desde aquí un Sagrado Corazón. ¿Qué fue eso? No sé, güey. ¿Un disparo? No sé. Creo que sí. No creo, soy un poquito diferente, ¿no? Escuché también una voz. ¿Fuiste tú? Ay, güey. ¿Qué pasó? Acabo de ver en una ventana algo, ¿eh? ¿Qué viste? Aquí luego, mira. Aquí, en esta ventana. ¿Aquí, Sí. ¿Qué viste? Una sombra. ¿Una sombra? Ok, ¿qué es eso, eh? Me intriga mucho. Eve girmeden önce, Alberto'nun ekibi binanın içinde hareket eden bir gölgeyi kameraya kaydetti. Uzman olmalarına rağmen, karşılaştıkları bu gölge onları şaşkına çevirdi çünkü içeride sadece kendileri olmalıydı. Araştırmalarına devam ederek binaya giriş yaptılar. Ancak gizemli gölge onları sürekli takip ediyor gibi görünüyordu. No sé, a lo mejor de pronto me da la impresión de que quizá aquí no hay tanta energía o tanta manifestación y quizás solo es una leyenda urbana o tal vez tiene tanto tiempo lo que cuentan que pasó en este espacio que a lo mejor ya trascendieron, ya no ha pasado más con estos supuestos espíritus que rondaban este lugar. Claro que siente misterio, claro que siente raro, pero no hemos tenido como algo muy palpable. Ay, no te pases. ¿Qué, güey? ¿Qué? Algo muy palpable. Ay, no te pases. Algo muy palpable. Ay, no te pases. ¿Qué, güey? ¿Qué? Algo pasó. Algo pasó al frente. ¿Dónde? No, no manches. ¿Dónde, Tony? ¿Lo traes en tu cámara? Hacia el fondo. ¿Por aquí? Pasó de lado a lado. No estoy seguro si fue entre estas puertas o si fue aquí. Bir ekip üyesi, binanın içinde bir karartının dolaştığını gördüğünde hemen diğerlerini uyardı. Bunun üzerine ekip binayı titizlikle incelemeye başladı. Oda gezdiler ancak bu gizemli varlığa dair hiçbir iz bulamadılar. Sizce Alberto ve ekibi gerçekten paranormal bir keşif yapmış olabilir mi? Tüm yorumları okuyorum ve olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bu olay hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Yorum sizde. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.